Şimdi en çok bu hurafelerle ilgili sorulan soru size. Evet. Bu hurafeler niye daha çok tarikatlardan çıkıyor? Çıkıyor sorusu. Şimdi sizin uzmanlık alanınız tarikatlar, cemaatler. Şimdi burada şunun için soruyor yani Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hocam oradan çıkalım bence. Yok, yok. Orada hocanın çok meramı önemli. Yanlış. Çok önemli. Hı? Ben ispat edeceğim. Size gönderdiğim o fotoğraflardan da ispat ediyorum. Deniyor ki işte Kur'an-ı Kerim okunmaz veya Kur'an-ı Kerim yazılmaz, mezar taşı da şey edilmez falan. Yani ben Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde Fatiha okurken müdahale ediyor, burada okuyaması. Ben de diyorum ki Hazreti Peygamber'in önünde dahi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Bu bile bizim şirk etmediğimizi, bidat ve şirke düşmediğimizi gösteren bir bu şey. Bu örneğinizi izleyici anlasın diye söylüyorum. Yani sevgili izleyiciler, Medine'de... Ancak senden yardım dileriz, ancak senden hayır, ibadet ederiz. Söylediğiniz diyoruz. Örnek Medine'de Allah'ın Resulü kabri önünde evet, dua hatta. Ettiğinizde orada ki görevliler müdahale ediyorlar ve bidattır bırakmıyorlar. Diyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla ben de bu sene bir tanesine dedim ki peki dedim bana Medine Müzesi'ne koyduğunuz ilk dönemlere ait Cennetül Baki'den topladığınız ilk dönemlere ait mezar taşlarından dedim size örnek vereyim. Gel gidelim Medine Müzesi'nde ben o mezar taşlarını göstereyim size. Bu mezar taşlarının bazıları sahabe dönemine, bazıları tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemine ait. Ne var o mezar taşlarında? İnanın mesela birisinde bütün İhlas suresi, birisinde Rabbena Atina, birisinde mesela şeyin son iki ayeti, Tevbe suresinin son iki ayeti tamamen şey. Ve altında diyor ki bunu okuyan amin desin. Ve bunlar Hicri 58. yıl, Hicri 90. yıl, Hicri 110. yıl gibi tabi'in dönemi. Vesaire gibi çok yakında. Diyorum ki kendi kendinizi ele veriyorsunuz. Burada böyle bir örnek var. Demek ki orada yazılabildiğine göre ayetler ölünün şeyine okunabilir de. Yani sözlü olarak da söylenebilir okunabilir. Ama orada yazmış Hazreti Ali'nin mezar Mevlası yan azatlısı Muhallet bin Ebi Muhalled'in mezarında var bu. Bak söylüyorum. Ya onun mezarında her yazılan da okunabilir mi orada? Nasıl? Mezar taşlarında her yazılan yazılar ölünün ruhunu okunabilir mi? Hayır, orada her yazmış. Şey yazılıyor taşa, her şey yazılıyor. Hayır, yani bu ne zaman yazılmış? Bu sahabe döneminde. O zaman da aynı şeyler var. Sahabe döneminde yazılmış, tabiin döneminde yazılmış, tebe-i tabiin döneminde. Kendini boşuna zorlama. Sen bana size bir... hadis rivayeti işte o. O hadis rivayetidir o. Söyle, nasıl gerçek bir hadis rivayetidir hem de o. Nasıl o tam bir delildir işte o dediklerim. Yapma ya mezar taşlarından hadis rivayeti. Bakın ilk Hicri güzel. 100. yıla, ilk Hicri 1. asra tekabül eden o şeyler, o yazılan şeyler, yani eğer gerçekten Hazreti Peygamber döneminin tarafından ya da Hulefai Raşid'in diğerleri tarafından böyle bir şey yasaklanmış olsaydı konmazdı orada. Hazreti Ali'nin azatlısı olan Muhallet bin Ebi Muhallet de konmazdı. Ya da Hazreti Hasan'ın bizzat torununun mezarında olmazdı o. Çünkü yani... Tamam o mesele anlaşıldı. Biliyorum. Tamam. Şimdi burada örnek. Şimdi bunlar elimizde belge olarak sunuyorum. Ben Üstad, bunları tek tek bunları yayınlayacağım kütübü da. Tek tek yayınlayacağım kütübü da. Kütübü sitede bakın. Siz kütübü hep dersiniz ya. Baktım. Ben mezar taşı o döneme ait gösteriyorum. Mezar taşları şimdi hadis kaynakları olarak getirme komik olur. O hadis yapma. Kaynağıdır. Yapma. O döneme aittir ve hadis kaynağıdır. Gerçek seversen. Hadis kaynağıdır. Yani rivayetten daha bu kadar. Hicri 58. yıla ait. O şeyler hadis kaynağı olarak telakki. Peki bu ikinci sorum. Asıl soru ya. İkinci evet. Sorum. Tarikatlarda bu hurafe meselesi niye çok gündeme geliyor? Niye çok gündeme geliyor? Bugün tarikatlar kendi şeylerini kaybetmişler. Eskiden şuydu. Bir, tarikat yolu dediğimiz yol muhataralı bir yoldur. O yolu şeriat dediğimiz fıkıhla, şer'i ilimlerle veya onun terbiyesinden beraber yürütmediğiniz zaman sapma olur, batıniliğe sapar. Batınilikle o yol arasında tasavvufun o nurlu yol arasında çizgi ayrımı var. O çizgiye sapma durumu olur. Neyle olur? Şeriat o kabuğu onun zırhı şeriattır. Tasavvufta da denir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Şimdi
Burada nedir? Şeriat zırhı. O zırhı çözdüğünüz zaman, o zırhta problem olduğu zaman sıkıntı olur. Ben tek bir örnek vereyim. Tabii onunla bitiriyorum. Tek bir örnek vereyim. Adi bin Misafir, Adi bin Misafir'den örnek veriyorum. Ehl-i Sünnet Akaidi diye kitabı da vardır. Yezidilin kurucusu. Evet, kurucusu denilen. Adi bin Misafir'in kitapları da vardır. Adi bin Misafir, Hazreti Ömer silsilesinden gelen bir tarikata şeydi, Abdülkadir Geylani ile de arkadaştı. Çağdaş ve arkadaştı. Abdülkadir Geylani'nin onun hakkında söyledikleri vardır, övgü dolu. Şimdi bu zatın hem de Hanbeli mezhebine bağlıydı. Bakın, Hanbeliydi. Bu ve bunun taraftarları da Hanbeliydi. İbn-i Teymiye'nin ailesi bile Adeviye tarikatından gelir. Bu kadar ki açık söylüyorum bak. Tamam, neden? Şimdi fakat bu tarikat, düşünün, zaman içerisinde cehalet, ilimden, şundan bundan, 200 yıl sonra, 250 yıl sonrasını söylüyorum. Cehaletten, ilimden, şundan bundan yoksun hale gelmesiyle içine batınilik girdi. Batınilikle birlikte ezoterik ilim, bilim, ilimler dediğimiz havas ilimler, Harut Marut şeyin geleneğinden gelen o şeyler girdi. Zaman içinde yıldıznameler, bilmem neler, sihirler, büyüler derken farklı bir dine dönüştü. Olabiliyor. Oradan o noktaya da gelebiliyor. Ama o noktaya gelebilmesi demek o yolun tamamen temelinde batıl olduğunu göstermez. Hasan-ı Basri'nin yolunun ya da Habib el-Acemi'nin yolunun, Serri-i Sakati'nin yolunun, bu zatların yolunun bu anlama geldiği, peki, bu şekilde yolunun asıl Kur'an ve sünnete aykırı olduğu söylenemez. Tamam. Zaman içerisinde batınileye kayar, şuna kayar, onları, cehaletle yani hurafeye dönüşür bir kısım şeyler, o ayrı bir Osmanlı'da mesela. Da konuşacağız hocam. Şimdi i̇şte aslında Mehmet Burdan hocanın sorduğu soru. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi, yani biz yaşayan İnsanlara dua ediyoruz, ölümlerimize dua etmeyelim tarzı. Şimdi Muhammed Hoca dedi ki, deliniz var mı dedi. Onu alalım, bir de bu şirk meselesi en çok itikadi konularda nerede karşımıza çıkıyor? Şimdi önce şunun altını çizmek lazım. Nurdan Hoca ona işaret ediyorsa %100 haklı. Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımız zaman Kur'an bize kendisinin anlaşılmasına dönük çok vurgulu ifadelerle karşımıza çıkar. وَلَقَدْ يَسْسَيْنَا الْقُرْعَنَا لِذِكِرْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Evet. Hocam 6 defa mı geçiyor? Bak, 4 kere. Dört defa mı geçiyor? 4 kere. Bu zikri, Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor Yüce Allah. Bunu anlayan yok mu diyor ve dikkatimizi anlamaya çekiyor. Kur'an anlaşılmak için var. Allah razı olsun. Fakat bizim ülkemizde enteresandır. Sadece hatim için, ölmüş insana bağışlamak için değil, biraz da manasına çok yoğunlaşmak için tilavet edilir bir gelenek halinde. Biz Arapça bilen bir toplum değiliz. Yarı yarıya belki daha fazla ümmi de sayılabiliriz bir anlamda. Bizim dini bilgimiz kültüreldir. Biraz nakillere dayalıdır. Biraz kıssalara dayalıdır vesaire. Çünkü toplumun dini hayatını besleyen kaynakları biliyoruz. Onlara şimdi girmeyelim. Cunknamelerden ondan sonra 40 suallere varıncaya kadar bir kaynaklar silsilesi var karşımızda. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak zorundayız. Allah bize Kur'an'ı, ilahi mesajı bu amaçla indirmiştir. Bununla beraber Kur'an aynı zamanda bir şifa kaynağıdır, kendisi söylüyor. Aynı zamanda bir dua kitabıdır. Rabbimizi onunla biz sesleniyoruz. Onunla mağfiret diliyoruz kime? Kendimize. Mustafa Hoca çok güzel bir itiraz çizgisi çizdi aslında. Hem kendimize, hem ölmüş yakınımıza biz ondan sonra mağfiret diliyoruz. Ona muhtacız. İstirhamdır ya. Muhtacız. Rahmet biz isteyin. Muhtacız. Allah rahmet sahibidir, bağışlama bağışlayandır. Dolayısıyla bu anlamda Kur'an'ı okumakta, Fatiha'yı okumakta, Yasin'i okumakta bir his yok. Fakat vurguda çok haklı Nurdoğan Bey. Eyvallah. Bütün dikkatimiz Yasin'de Allah ne buyuruyor? Kur'an'da Allah'ın bize ilettiği temel mesajlar ne? Bizim hayatımızda bu temel mesajlar arasındaki bağlantı ne? Bunlara bizim yoğunlaşmamız lazım. Bu Kur'an ayında aynı zamanda bunu da bu vesileyle bir kez de ifade etmiş olalım. Ben burada bir şey ekleyeyim. Mesela o şeyle ilgili olarak Tebbet Yeda ya da diğeri. Mesela Hazreti Ömer zamanında birisi namaz kıldırıyor, sahabelerden birisi. Sürekli Abese ve Tevelle'yi okuyor. Hazreti Ömer de diyor ki, bunda Hazreti Peygamber'e karşı bir kasıt var diyor, kırbaçlatıyor adam. Şimdi o tür şeyler de anlamadım. Şimdi uzatmadan, buyurun hocam. Şurayı açmak istiyorum.
Şimdi eğer biz hurafe tabirini İslam'ın müsellem, genel kabul görmüş itikadatını zorlayan anlayışlar, tutumlar diye anlarsak, bu tanımı üzerinden göre çıkarsak, en çok hurafenin olduğu söylenen yerlerden birisi, evet, sufi muhitlerdi diyebiliriz. Fakat bu da şunu önce bir altını çizmemiz lazım. İslam dediğimiz din, evet, temelde vahye müstenittir, ilahi mesaj eksenidir. Fakat bunun bizim hayatımıza girmesi, bizim tarafımızın anlaşılması, toplumlar tarafından anlaşılması, Endonezya'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar şu kadarlık zaman süresi içerisinde İslam kültürü dediğimiz bir olguyu karşımıza çıkarmıştır. Bugün çoğu defa hurafe dediğimiz anlayışlar, mesela Osmanlı tarihine bakıldığında Osmanlı'yı dört bir tarafa fetih ve gaza ruhuyla taşıyan değerler değil midir? Tasavvuf dediğimiz anlayış bir açıdan baktığımızda... Hocam, onun tam tersi yok. De gerçek. Denebilir hocam, tam ben tamam izin gerçek. Verirsiniz. Dolayısıyla... Osmanlı'nın yıkılışına hareket sebep noktamız hurafelerden başka hiçbir şey değil. Burada hareket noktamız şu hocam. Bir taraftan Erdoğan Hoca gibi diyelim, dinin itikadatının müsellematına dikkat çeken yaklaşımlar olmalı. Bunun kesinlikle ben faydalı olduğu konusundayım. Bir taraftan kültürümüze, kültürel mirasımıza vurgu yapan mezar taşlarıyla, sanatıyla, edebiyatıyla Müftü Hoca'nın yaklaşımına ihtiyaç olmalı. İslam toplumu bir anlamda tam da bu demektir. Bir açıdan nazari olarak bir taraftan o çizgilerle itikadatımızı daima sorgulayarak temellendirmeliyiz. Kültür hayatımızda da sıkıntılı yaklaşımlar, uygulamalar, adetlerimiz varsa bunları da tahsiye etmeye çalışmalıyız. Şimdi buradan uzatmadan bu diyelim ki türbe ziyaretlerinde en çok hurafeyi ortaya konan ve uluhiyeti biraz zorladığını düşündüğüm örnekleri ben zikrettim. Kur'an-ı Kerim'in en büyük hedefi benim anladığım kadarıyla uluhiyeti, sağlıklı uluhiyet tasavvurunu bize aktarmaktır, iletmektir. Nitekim her ayetin neredeyse sonunda, tezdeki dediğimiz sonunda Allah'a ait bir isim, Allah'a ait bir nitelemeyle ayetler biter. Şimdi bunlardan birisi Allah şafidir. Allah nafidir. Allah adil hacattır. Allah mücibdir. Allah müeyyindir. Ni'men mevle ve ni'men nasir diyoruz. Allah nasirdir. Yani Allah yardım edendir. Allah şifa verendir. Allah ganidir, munidir, kendisi zengindir ve zenginlik verendir vesaire. Şimdi madem hurafeyi konuşuyoruz, bir takım sufi muhitlerde, özellikle türbe ve etrafında bunu zorlayan yaklaşımda görebiliyor muyuz? Evet, görüyoruz eğer dikkatli olunmazsa. Ben bir türbeden bahsedeceğim, bizzat gözlemlediğim, tesmih etmek için o türbe ziyaretini. İnsanlar orada taşlarla ev yaptılar. Minik kadın resimleri yaptılar. Araba resimleri yaptılar, tebeşirle veya işaret bırakan ondan sonra taşlarla. Ben gözledim. Çok sayıda insan bunu yaptı. Niye yaptılar? Ne istiyorlar, onu mu yapıyorlar? Evet, talep şu. Diyorlar ki bu eğer biz araba sahibi olmak istiyorsak araba resmi yaparız. Ev sahibi olmak istiyorsak Allah'tan biz bunu diliyoruz. Dolayısıyla oraya taşlarla sembolik el yapıyoruz. Bir zamanlar Helvacı Baba diyor, şeyinde diyorlar. Oruç şimdi burada bütün mesele şu Nevzat Bey. Eğer uzatmayacağım ama özü şu. Eğer burada biz o yatırdan, o türbeden ev sahibi olmamızı istiyor isek, bizi ev sahibi kılmasın. Çocuğumuz yoksa çocuk sahibi olmamızı istiyorsak, hastamız var, hastamızı iyileştirmesini istiyorsak zinhar şirktir. Çünkü demin ifade ettiğim Allah'ın şafi olduğu, Allah'ın nafi olduğu, Allah'ın mücib olduğu gibi uluhiyete ait Kur'an'da tasvir edilen hakikatlere terstir. Fakat oraya giden insanlar böyle değil, onu bir vesile olarak görüyor. Temelde Allah'tan duada bulunuyor. İşte, ne güzel. Diyelim ki bir hastasının şifası için Allah'tan şifa talebinde bulunuyor. Fakat o zatı vesile yapıyor ise
Bu da tartışma. Hocam Mekke müşrikleri tartışma. De putları müsaade vesile yapmıyorlar mıydı? Hocam biliyorum. Müsaade buyurun. Şimdi böyle ne şiş tasvir yansın yapıyorum. Ne kebap yapıyorsun? Sevgili hocam tasvir böyle. Yapıyorum. Ortak koşmak burada, şey yani. Burada ne şiş yansın iki, ne kebap sizin burada ikili bir yaklaşım var. Kimileri Nurdoğan Bey gibi diyorlar ki bu şirktir. Şu şu ayetlere ters düşüyor. Kimileri diyor ki hayır şu 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 Kur'an'ı delilere bakıldığında şirk değildir diyorlar. Ayrıca koşmak şirktir diye 600 sayfalık kitap var. İsmini söylemeyeceğim. Ona 600 sayfada cevap veren aracı koymak şık değil diye kitap var. İşte benim dediğim İslam kültürü bu. İkisine de ihtiyaç var. Benim kanaatim ikisine de ihtiyaç var. Bir taraftan bu tür sorgulamalarla hocam, biz kendimizi çekmeliyiz. Bir taraftan da İslam kültürünü sağlıklı bir biçimde anlamalıyız. Dolayısıyla eğer türbelerde veya yatırların bulunduğu yerlerde ihtiyacı olan ihtiyacın Allah'tan istiyor, onu vesile kılıyorsa benim de şahsen katıldığım anlayış bu şirk değil. Hocam Allah'tan istiyorsa bitireyim, türbede ne işi var? Bitireyim. Yani ben soruyorum sadece. Eğer o da, eğer o da Allah'tan istiyorsa türbede ne işi var? Vesile kılıyor. Ha vesile, vesile kılıyor. Onu ifade etmeye çalıştım. Bakın Allah Kur'an'da, Kur'an'da Allah'tan vesile, tekarrüp ilahlarından bahsediyor. Haşa onlarla yani, kısı yok. O, hocam tamamlayayım. Uzaya vesile için yalvarıyorlar. Tamamlayayım. Madem vesile konusu açıldı. Uzanmasın vesile ama. Diyor ki ben şu zatın huzurunda sana yalvarıyorum diyor Allah'a. Şunu söyleyeyim. Vesile o zata yalvarmıyor. Kur'an-ı Kerim'de bizzat Allah Celle ve Ala. Farklı yorumlanıyor ama. Vebtavu ileyhil vesile buyuruyor mu? Vesile arayın. Allah'a vesile arayın diyor. Yapmayın ya putlara hocam, vesile arayın. Hocam lütfen kesmeyin sevgili hocam. Yapma hocam ama yani yapma. Ama size geldiği zaman Allah'ın konuşsun hocam. Allah'ın ayetini çarpıtıyorsun. Şimdi peygamberimizin yapma. De bir hadisine vesile baktığımızda. Vesile aramak ne demek burada? Putları vesile yapın, türbeleri vesile yapın diyor Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselam hadisinde biz şunu biliyoruz. İnsaf ya mesela hocam. Hazreti insaf Ali'nin bir annesi, ilahiyatçı olarak insaf ya. Hazreti Ali'nin annesi olmaz Fatıma şey. Bin Esed vefat ettiğinde Hazreti Peygamber kendisiyle ve diğer önceki peygamberler ile vesile yaparak Fatıma binti Esed'in mağfirete ulaşmasını Allah'tan talepte bulunuyor. Biz bunu okuyoruz. O halde nerede o halde vesile hocam? Bu vesile dediğimiz rivayet, olayı rivayet böyle yorumladığımız zaman böyle abi. Baktığımız zaman vesile bu açısından baktığımız şey değildir. Neden? Referans Allah'tır. Peki. Allah'tan talepte bulunuyor ama Mustafa eğer hocam, talep o şahsen ağacı olursa sessiz o da sıkıntı var. Demek hocam, ki ben, burada detay var. Şey, ben, bu yapılan kabul edilir. İki dakikam var. İki dakikada bitirmeyecekseniz reklama gideyim. Ben tam buyurun iki dakika şey yapalım reklam öncesi. Hocam dedi ki niçin susuyorsunuz? Hı-hı. Ben bu iki dakika içerisinde bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Hocam şahsi kanaatim hurafe meselesine örnekleme olarak sanki sıkıntılı bir yerden başladı. Niye susuyorum? Şunun için susuyorum. Bu televizyonlardaki bazı böyle bir kakafoni ortamında spor programları var. Evet. 5 kişi bir ağızdan konuşuyor. Evet. Böyle bir ortama dönüşmesin için susuyorum. Birbirimizin söz hakkına saygılı olalım diye, bize de sıra gelir diye düşünüyorum. Bir de burada birbirimizle kavga, niza gibi bir görüntü yaratırsak hem biz hem temsil ettiğimiz kurum ama bundan da daha çok izleyici bir şey diyecek ki evet. Hurafe meselesini tamamen teşviş ettiler. İşin içinden çıkmaz bir hale getirdiler. Çok affedersiniz Allah belalarını versin gibi bir bedduaya bile muhatap olabiliriz. Onun için hassas olmamız gerekiyor. Onun için susuyorum. Şunu da söyleyeyim hocam. Mesela madem sordunuz çok kısa söyleyeyim. İlyas hocamın bu bir şahsı bir zatı vesile kılarak sorun yoktur şeyine. Mesela ben şahsi olarak katılamıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en tahammülsüz, en tavizsiz olduğu konu şirk meselesidir. Yani he ulai şufa'una indallah ifadesi öyle ah uhrevi şefaat falan da değil ha. Yani bu Allah bunların yüzü suyu hürmetine bize ekmek aş veriyor diyen Yunus suresindeki ifade aşağı yukarı buna tekabül eder. Ben burada bir Vehhabi gelenekteki tevessül inancına bakış açısı gibi değil ama Kur'an'ın tevhidden hiç taviz vermeyip uluhiyeti tevhidin üzerine koy. Şirkin her türlü varyasyonunu reddeden bir yaklaşımında bunların en azından Sedd-i Zerai kabilinden bile yani muhtemel sıkıntıların önünü açacak bir yolu en başından tıkamak gerektiğini düşünüyorum. Ama bununla birlikte de yani beyaz mı siyah mı değil ara tonlar bu dinde meşrepte mutlaka olur. Burada yapmamız gereken itidal çizgisini muhafaza etmektir. Söz gelimi bir mevlidi açtınız. Eğer mevlid
dini mübini İslam'ın olmazsa olmazı olarak bir umde olarak konuyorsa buna en başında ben göğsümü siper ederim, yanlıştır. Ama bu mevlid hakikaten yeri nedir? Kültürel bir motiftir. Fatımilerden beri geri geliyor. Aynen, aynen. Ve bu bağlamda sıla-i rahme, bir infaka, bir dost meclisinde bir ilahi kelamın telaffuzuna, bir hoş bir sedanın kalmasına vesile oluyorsa bunu da bu bir kıyme, kültürel kıymet olarak da şurada tutmak lazım. Ama Mustafa asli hocam, özgün değerini tespit etmek kaydıyla.